Merhabalar sevgili Az TV izleyenleri. Bir Gözlem Kulesi'nde daha sizlerle beraberiz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Aslında ben yazılarımda sürekli diyorum, her taşın altında görünmeyen aktörlerden biri, görülmeyen kahramanlardan biri. BEPKA, Bursa, Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı. Biliyorsunuz veya bilmeyenler için de söyleyeyim, 12 yıl önce yerelden kalkınmanın, yerel kalkınma unsurlarının gelişmesi, yerel dinamiklerin harekete geçirmesi amacıyla kurulmuştu. Çok önemli işlere imza attı. Ekoturizmden tutun da eğitim projelerine, sanayi desteklerine kadar varan birçok konuda öncülük yaptı. Zeki Hocamız, Sayın Zeki Durak, İlk başladığı günlerde programımıza konuk olmuştu. Tabii hem kurumu tanımayla hem Bursa'yı tanımakla ve Eskişehir Bilecik'i de söyleyelim. Tanımakla geçti bu süre. Biz biraz BEPKA'yı sizden dinleyelim. Hem kurumu da tanıdınız, hem bölgemizi de tanıdınız. Bir BEPKA ile başlayalım. Ondan sonra gençlik aşısı, diğer projeler, neler yapacaksınız onları ve muhteşem bir binanız var geçtiğimiz ay ziyaret etmiştik. Gerçekten güle güle kullanın ve Bursa'nın hizmetine. Değeri daha önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak kalitede ve nitelikte bir bina. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum gerçekten. Sağ olun. Az önce de gayet güzel ifade ettiniz. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı kurulduğu günden beri DPT'de falan teşkilattan sonra kalkınmanın yerelden planlanması gerektiği konusundaki ihtiyaçla ilgili kurulmuş olan bir kurumumuz. 2009 yılında kurulan Kalkınma Ajansımız bugüne kadar birçok projeye destekte bulundu. Tabii kırsal kalkınmadan tutun da organik sanayi bölgenin altyapı çalışmalarından yine yenilik verimlilik adı altında geliştirmiş olduğumuz sonuç odaklı bir programımız var. Kaynak verimliliğinin arttırılması, Bursa Ticaret Sanayi Odası kapsamında kurulan enerji verimli arttırma merkezi, yine birçok kurulan laboratuvarlarımız, ileri mükemmeliyet kompozit araştırmalar merkezi, gibi birçok ben görünmez aktör dememin nedeni o. Şimdi evet. Diyor ki Bursa Ticaret ve Sanayi Odası mükemmeliyet merkezi kuruyor ama aslında altında Bursa Bilecik Kalkınma Ajansı var. İşte Harmancık Belediyesi veya Gürsü Belediyesi ekoturizm tesisleri kuruyor. Altında BEPKA'nın imzası var veya daha birçok eğitim projesinde de görmüştük. O yüzden değeriniz çok önemli. Sizin iyi ki varsınız. Ben şöyle not almışım. 2010-2020 döneminde 216 milyon lira destekte bulunmuş. Kur değişimi falan hesap edilirse evet. 750 Doğru. milyon liraya denk geliyor evet. bu projelerle ilgili. 2022-2023 hedeflerini gençlere yönelttiniz. Yani evet. özellikle bir genç kitleye gençlik aşısı diye ben yazmıştım o sizin basın toplantınızda. Neler yapacaksınız? Bir 2022-2023'ü böyle bir sizin ağzınızdan dinleyelim hocam. Tabii şimdi biz önümüzdeki dönemde aslında belki bu konuma girmeden önce şöyle bir şey düşünüyoruz. Birçok bugüne kadar proje desteği verdik. Yeni web sitemizde de proje haritaları diye bir destek yerimiz var. Aslında projelerimize hangi bölgede ne desteğinde olduğunu şu anda girip de görebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir düşüncemiz var. Acaba bu projeler ne ölçüde biliniyor? Ve de bölgeye nasıl katkılar sağlamış konusunda bir anket çalışması yapacağız ve proje yarışmaları başlatacağız. Aslında bununla ilgili çok önemli. Şimdi önümüzdeki dönemlerde bunun burada ilk defa aslında bir şeyini yapmış olduk. Bölgede yaptığımız projelerin ne kadar faydalı olduğu konusunda tek soruluk bir şeyimiz var. 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız gibi. Hem de projeleri bir tanım açısından bununla ilgili yakın zamanda bir duyuru yapacağız. Ve faydalı projelerin aslında ne olduğunu, bölgemizdeki bu projelerin halkımız tarafından ne derecede faydalı görüldüğü konusunda bir şeyimiz olmuş olacak. Dediğiniz gibi biz tabii ki görünmez aktörüz. Birçok belediyelerimizin, işte evet. Sanat ticaret odalarımızın projelerinde beraberiz. Zaten yönetim kurulumuzda da hem 3 ilimizin valileri, Büyükşehir Belediye Başkanları, yönetim kurulu üyemiz, sanat ticaret odaları yönetim kurulu üyelerimiz. Şu anki dönem başkanımız da Bursa Valimiz Sayın Yakup Can Polat da kendisine hem bu binamızın kazandırılmasında da çok büyük sağ olsun destekleri oldu. Yapmış olduğumuz birçok projemize de sağ olsun çok destekleri oldu. Önümüzdeki dönemde Kalkınma Ajansı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı biraz biz genç İstanbul'a yönelik çalışmalar zaten planlıyorduk. Evet, ben, girişimcilik ve gençlik. Zaten bundan önceki şeyiniz girişimcilik ve gençlik üzerine. Girişimcilik ve gençlikte tabii biz bir yıl önce burada beraber ben yeni evet. göreve başladığım zaman birlikteydik. O zaman da ifade etmiştim. Belki biraz akademisyenlikte olduğum açısından da gençlerin projeler birinci derecede bizim önceliğimiz olması konusunda bir şeyimiz vardı, düşüncemiz vardı.
Projeler gençlere dahil edenlere ilave bir puan maddesi ilave etmiştik. Bakanlık da bu yıl tam bizim istediğimiz gibi gençlere projelere biraz daha ağırlık verildi ve genç istihdam yılı olarak belirlendi. Biz zaten çalışmalarımızı bir yıl önceden başlamıştık. Bununla ilgili aslında birçok programlar yaptık. Bir üç üniversitede ben, üniversitelerin kulüpleriyle bir araya geldik. Şunu gençlere sormak istiyoruz. Ben çok önem verdiğim bir konuyu da burada bahsetmek istiyorum. BEPKA tabii ki verilen bize bir görevde kamu, özel sektör ve üniversite arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Buna yönelik olarak da şöyle bir düşüncemiz de var. Gençlerle sohbet etmeyi de düşünüyoruz. Yani ne istiyorlar? Acaba ne yapmalıyız? Birçok proje planladık, birçok çalışma yaptık. Şimdi onlara soracağız. Daha ne yapalım diyeceğiz. Maalesef bazı sorunlarımız var. Gençlerimiz mezun olduğu zaman özellikle üniversite öğrencilerimizde bu sorunlar var. Evet. Meslek lisesinde yine BEPKA olarak geçtiğimiz yıl Bursa'da sadece 19 meslek lisesinin altyapısını yenilemiştik. Bunların atölyelerini yeniledik, tezgahlarını yeniledik, eğitim kalitelerini geliştirdik ve gerçekten milli eğitimle geliştirdiğimiz bu proje kapsamında mesleki eğitimle ilgili bir çalışma da yaptık. Ve hem öğrenci sayılarında ciddi artışlar oldu, öğrenci memnuniyetinde artışlar oldu ve ciddi bir etkisi oldu. Şu anda meslek liselerimizle alakalı istihdam konusunda büyük ölçüde bazı sorunlar çözülmüş olundu. Ve hatta şu anda nitelikli eleman aranıyor. Fakat üniversite öğrencilerimiz, üniversite mezunlarımızda bir sorun var. Şimdi biz yeni bir program başlattık. Yine burada şehrimizdeki öncü, işte bu Coşkun Öz, Ertev, evet. Bootcamp gibi kurumlarla birlikte çalışarak onlara aslında şu anda bir finans aktarıyoruz. Şunu diyoruz, sanayicimiz bir eleman istiyorsa, üniversite mezunu, nitelikli eleman istiyorsa ve üniversite mezunu öğrencilerimizde bu şu anda özellik ya da nitelik yoksa, o kursu almaları onlara bir istihdam sağlayacaksa biz o kursları finanse etmeye hazırız. Yani belli ölçüde programlar geliştiriyoruz. Çok iyi. Yine üniversite gençlerimizle aslında konuşuyoruz. Aslında sanayicinin üzerinden de bir yük alıyorsunuz. Mesela bir mühendis, tabii. Genç bir mühendis bir fabrikada veya bir sanayi testinde veya hizmet kuruluşunda göreve başladığında evet. Bir iki yılı şeyle geçiyor. O mühendisi yetiştirmekle evet. Geçiyor. Evet. Ondan sonra da ne derler, transfer oluyor falan. Şeyini tabii. Kaybediyor. Yani işletmelerin büyük kayıpları oluyor. İşe başlarken de deneyimli eleman arıyoruz diyor mesela işletme. Evet. Şu programları kullanabilecek, şunları yapabilecek, şu nitelikleri. Üniversitede o özellikleri vermiyor. İşte maalesef bu sorunları boşluğu doldurmak açısından çok önemli. Tabii şöyle bir şey de yapalım diyoruz. Üniversitelerde şimdi programlar yapacağız. Üniversitede de gençlerin talep ettiği ve sanayicinin de istediği. Şimdi bu çok önemli bir ayak. Sanayici tabii ki işin içerisinde biz olsun istiyoruz. Nasıl bir eleman yani istediği konusu. Ya şu eğitimi alan ya da şu sertifikaya sahip gençlerimizi biz işe alacağız diyorlarsa, bunun garantisini veriyorlarsa biz bu programları organize edelim. Bu eğitimleri verdirelim. Bu sertifikayı aldıralım. Tabii ki ve bu şekilde gençlerimizi istihdamda destek olalım diye bir çalışmamız var. Şu anda o çalışmaları yapıyoruz. Kurumlarla bu şu anda anlaşmaları yapıyoruz. Onlara belli bazı fonlar ayırmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde de böyle bir şu an çalışmalarımız mevcut, devam ediyor. Gençlerden başladık, gençlerle gidelim. Geçtiğimiz günlerde siz söylemiştiniz. Yani biz hatta not almışım buraya, bahçeyi sulamış fakat genç fidanları unutmuşuz. Bursa'da bir evet. İstanbul gibi, bir Ankara gibi bir ekosistem kuramamışız. Ona yönelik çalışmalarınız neler oldu? Tespitiniz neydi hocam siz? Güzel bir tespitte bulmuştunuz. Onu buradan da dinleyelim. Ben bunu söylediğim zaman tabii sanayicilerimiz bazen de bunu biraz şey yapıyorlar. Biraz hani bu şekilde belki ifade kullanmaması nedeni de şu. Hani tabii ki sanayicimiz çok kuvvetli. Bugün Bursa'ya baktığınız zaman Bursa gerçekten Türkiye'nin en önde gelen illerinden bir tanesi. Bunu hepimiz evet. Biliyoruz. Fakat gençlerimizin, startuplarımızın, yeni fikirlerin, yeni projelerin girişici ortamlarımız biraz zayıf. İşte Bursa'da gerçekten Uludağ Üniversitesi yıllardır üniversitemiz çok köklü bir üniversitemiz ve çok ciddi hizmetleri var. Fakat tek bir teknoparkımız var. Ulutek Teknoparkı belli bir kapasite söz konusu. Bununla ilgili arttırma çalışmaları var. Bursa Teknik Üniversitemiz teknoparkı sürecini yeni tamamladı. Tabii ki biz ajans olarak bununla da dertleniyoruz. Yani bölgedeki evet. Ekosistemi nasıl kuvvetlendiririz diye böyle bir çalışmalarımız da var. Şu anda kendi binamızda, bu binada da sizleri misafir etmiştik. Evet. Gerçekten her metrekareyi nasıl daha fonksiyonel hale getirebiliriz diye şu an çalışmalarımız devam ediyor. İlkokul 4. sınıftan başlayarak deney yap çalışmalarında liseye kadar eğitimleri Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve deney yap kapsamındaki çalışmaları planladık. Ve çok güzel bir program henüz oldu. Başlamadı daha. Başladı. Başladı mı? Başladı tabii. Eğitimler başladı. İyi. Bursa deney yap, Nülüfer deney yap başladı. Bursa'nın ilk deney yapı. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol kapsamında
Bu atölyelerden hafta içi Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki bağlı okullardaki öğrencilerimiz de faydalanıyor. Bugün mesela ben sabahleyin buraya geliyorken gençlerle oyun oynayarak çıktım ofisime. Tanışma oyunu ve öyle bir şu anda bir yapımız da var. Orası şu anda aktif, faal bir şekilde çalışmalara başladı. 400 tane liseye kadar programlarımızı yaptık. Gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz ve ben şunu da görerek çok mutlu oluyorum. Sanayi Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Barank buraya aslında gelmişti. Binanın inşaat sürecinde bir ziyaret olmuştum. Şimdi tabii ki bizim binaya, şu anki mevcut nüfuslu binamızın metro konusunda metrodan sonra bir otobüsle gelinmesi gerekiyor. Evet, otobüsle gelin. Ulaşım konusu nasıl olur diyordu. Ben şimdi aileleri görüyorum. Aileler minibüslerle, arabalarla bizim binanın önü. Çünkü gerçekten şunu da farkındayız. Ya bugün gençlerimize iyi eğitim verilmesi konusunda böyle bir imkanı oluştuğunda buna aileler, daha aileler muazzam bir Türkiye'nin ben hep o tespitte bulunuyorum yazılarda. Eğer Türkiye'deki bu orta sınıf memur kesimi falan olmasaydı, Türkiye'nin bu bilgi birikimi olmazdı. Sizin de aileniz öyledir, benim de ailem öyledir. En çok okumasını isteyen, gelişmesini isteyen ve Türkiye'ye katkıda bulunan kesim, bu kesim. Çok büyük ilgi var. Yani şu andaki eğitimlere, programlara ve programlar sürekli yapılıyor. Burada Milli Eğitim Müdürlüğümüze de ben teşekkür ediyorum. Gerçekten orada iyi bir Ar-Ge ekibi var. Ayrıca yine BEPKA'nın desteklediği çocuk gelişim merkezini biz oraya taşımıştık. Milli Eğitim kapsamında bir projemiz vardı. İkisi birleşti. Bursa İnovasyon Merkezi oldu binanın içerisinde. Ve gençlerimiz buraya gelip de fikir atölyelerinden orada hatta notlar yazıyorlar. İşte geldim, tecrübe kazandım ettim diye. Evet gördük, notlarda çok ilginç notlar vardı. Şimdi bu heyecanı onlara kazandırmaya başladık. Deneyap da başladı. Deneyap eğitimlerimiz de başladı. Şu anda aslında çok güzel bir şekilde yaklaşık 160 öğrenci orada eğitim oluyor. Hemen bir üst katı şu an planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı planladık. Yakın zamanda girişimcilerimizi oraya kabul edeceğiz. Fikri olanları. Hatta orada söylemiştiniz. Şirketini gelsin burada kursun. Şirketini kuracak. Kurmasına destek olacağız. İyi fikirleri, projeleri yarıştıracağız. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili yakın zamanda aslında kabullere başlayacağız. Hatta şu anda bile gençler bize geliyor. İşte bize yer verir misiniz, nasıl yaparız falan diyorlar. Yakın zamanda onun da sürecini başlatacağız. Yine bir üniversitelerimizle işbirliği kapsamında burayı ön kuluş ve kuluçka merkezi halinde değerlendirmek istiyoruz. Buna ilaveten Bursa Sanayi Ticaret Odası'yla yine çeşitli siyahatlarımızla görüşmeler yaparak şu anda hazırını yaptığımız bir çağrımız var. Girişim sermayesi fonu. Evet tam da ona geliyordum. Çok önem bölgesel veriyoruz. Girişim sermayesi modeli. Çok önemli. Proje bu. Bunu biraz detaylandırırsanız izleyicilerimizin de yani bu bizim anlayacağı şekilde. En önemli projemiz aslında şu anda bunlar en önemli projemizden bir tanesi. Çünkü bu yeni bir modelde olacak. Biz aslında bölgemizdeki gençlere, girişimcilere ve KOBİ'leri de dahil edeceğiz. KOBİ'leri de kurmuş olacağımız fonlara vereceğimiz destekler kapsamında İstanbul'lu ve yurt dışındaki fonlara belli bir bütçe belirlemesi yaparak bu bütçe kapsamında biz onları bölgeye çekmeye çalışacağız. Yani bölgemizdeki startupları ve KOBİ'lerin şimdi bize gerçekten ben Bursa'nın potansiyelini tabii buraya geldiğim süreç işte 1,5 yılda yaklaşık bir süreç oldu ama. En sona ama, onu sakladım Bursa izlenimlerimizi. En sona sakladım. Tabii birçok aslında izlenimimiz var ama bir tanesi belki şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Sürekli böyle projeler, fikirler ve hiç düşünmediğiniz mesela makineler, cihazlar, teçhizatlar yapan fikirleri olan iş adamlarımız, gençlerimiz gelip bu fikirleri anlatmak istiyorlar. Tabii ki biz hepsini dinleme imkanımız belki olmayabiliyor ama arkadaşlarımız birçoğunu dinliyor. Ben bazılarını dinliyorum. Mümkün olduğu kadar ve belli ölçüde bir şeyimiz var. Yani bugün çok nitelikli işler yapan gençlerimiz ve KOBİ'lerimiz var. Biz şimdi KOBİ'lerimizi de bu işe dahil edeceğiz. Evet, KOBİ'ler çok önemli. KOBİ'lerimizi de işin içerisine tutacağız. KOBİ'lerimize de yatırım yapılacak bu kapsamda. Ve şunu yapmayı düşünüyoruz. Bugün belki ben daha önce dile getirmiştim. Şu çok önemli bir konu. Tabii Bursa'nın biz olması gereken yerin çok daha üzerinde bir yerde olmasını düşünüyoruz ama bununla birlikte şunu da parantez olarak söyleyeyim. Bursa'mızın ben bu işi çok iyi yapacağını düşünüyorum. Bu fon konusunda Sanayi Ticaret Odamız sağ olsun gerçekten bu konuda çok destekçi ve çok bu konuda şu anda kendileri de bir hazırlıkları da var. Siyahatlarımız bize bu hazırlıkları iletiyorlar ve İstanbul'daki örneklerini gezdik, bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Şuna ben gerçekten inanıyorum. Bu çalışmalar inşallah böyle bir yani bir fitil ateşlemek gibi olacak ve çok kısa sürede biz Türkiye'deki belki çok iyi bir dönüşümü ve çok işleyen bir fonu
Ve gençlerimiz biz artık bu fonun etrafında gezinerek, ya biz fikirlerimizi nasıl fonlatabiliriz, nasıl bu fikirlerimizi hayata geçirebiliriz gibi bir heyecanlar olacak. İnşallah amacımız bu. Yani İnşallah. Bununla ilgili şu an... BTSO'da maddi katkıda bulunacak mı ya, SİAD'lar falan, onlardan yani da biraz... Yani şimdi şöyle bir düşüncemiz var aslında, madem öyle, bir önce bir kaynak çağrısına çıkacağız. Evet. Yani biz kendimiz ayırdığımız bütçenin yanında başka... Sizin bütçeniz belli mi şu an? Biz 100 milyon lira düşünüyoruz. 100 milyon lira düşünüyoruz. 100 milyon lira düşündük şu an için ilk etapta. Ama işin içine KOBİ'leri geçince biraz küçük gibi kalacak bu rakam. Çünkü... Yok, aslında biz 100 milyon fonları vereceğimiz için asıl işin püf noktası şu. Şimdi biz 100 milyon verdiğimiz fonlar en ufak fon belki 100 milyon dolarlık fonlar. Büyük fonlarla görüşeceğiz. Hem yurt içi, yani Türkiye menşeli hem yurt dışı menşeli fonlarla. Bunlara şartımız şu olacak. Bizim yatırdığımız parayı bizim bölgemize kullanın. Ve biz bu parayı geri de alacağız. Şimdi bu ne yapacak aslında? Ben bunu çok yani örnek olarak şöyle veriyorum. Belki teşbihde hata olmaz. Bugün siz mesela işte birçok markette mesela ucuz ürünleri genelde raflara koyarlar. Hani öne koyarlar ki müşteri içeri çekelim. Biz büyük fonları bölgemize çekmek istiyoruz. Bölgemize baksınlar. Belki buraya geldiği zaman çok iyi bir firma bulacak, çok iyi bir fikir görecek. Biz 100 milyonumuzu, biz 100 milyonu koyacağız, o belki 1 milyar lira yatıracak. Belki 10 milyar yatıracak. Bu 100 milyonun etkisi belki 300, yani 400, 500 milyon, onun da daha ötesinde milyarlarca TL, belki milyon dolar, 300 milyon dolar, 500 milyon dolar şeklindeki fonları getirecek bu bölgeye. Evet. Bu fonlar bu bölgeye yatırım yapmayla ilgili bir zorunlulukları hissettikleri zaman bölgedeki fikirleri dinleyecekler. Bölgedeki projelere daha yakından bakacaklar. KOBİ'lere daha yakından bakacaklar. Aslında biz fonları bölgeye çekmek istiyoruz. Büyük fonlara. Büyük fonlara. Ve burada aslında konuştuğumuz rakamlar o 100 milyon belki de milyarlarca TL'yi harekete geçiren bir potansiyel ulaşacak. Aslında hedefimiz bu yani. Katalizör etkisi yapacak orada. Çok önemli yani... Kurulan şirketlerin, oyun şirketleri veya diğer işte hizmet şirketlerinin nasıl bir anda milyar dolar seviyesine fiyatlara ulaştığını görüyoruz. Demek ki şimdi, bir şeyler yapmak gerekiyor. Aslında çok doğru bir konu düşünüyorsunuz. Ya şimdi biz tabii ben göreve geldiğimden sonra da bütün projeleri ilgili çok detaylı bir çalışma yaptık. Hangi projeye ne kadar destek vermişiz, hangi proje ne durumda, hangi proje ne kadar faydalı olmuş, hangi projelere nasıl daha çok destek verelim ya da nasıl geliştirelim diye. Biz ayırdığımız tüm paraları zaten bölgenin kalkınmasına harcıyoruz. Bugün ajansın yapmış olduğu tüm çalışmalarda bölgeyi nasıl kalkındırabiliriz? Şu an bölgesel çalışma programları yapıyoruz. Bu konuda birçok projemiz var. Fakat şunu ben örnek olarak şöyle bir örnek vermek istiyorum. Düşünün ki biz bugün kalkınma ajansı olarak baktığınızda vermiş olduğumuz rakamlar, bugünkü güncel rakamlar 750 milyon diyelim. Evet. Çok büyük rakamlar değil aslında. Ufak rakamlar. Ama çok güzel dokunuşlar yapmışız. Hatta ne söylemiştiniz? Bir örnek de vermiştiniz. Dağıtılan paralar %1,5 falan. Yani bugün Marmaray'ın Avrasya Tüneli'nin %10'una kadar bir rakam yani. Tüm Türkiye dağıtan kalkınma ajansları. Şimdi kalkınma ajansları gerçekten çok güzel dokunuşlar yapıyorlar. Çok iyi projeler geliştiriyorlar. Evet. Ve bu fitili ateşliyorlar. Çok başarılı projeler var. Fakat bizlere yine imkanları da belli ölçüde. Yani imkanlarımız, işte rakamlarımız ortada. Evet. Fakat bir de sürdürülebilir projeler istiyoruz. Ben şu şeyi çok heyecanlandıran bir konu beni. Tabii Türkiye için de yeni aslında, kalkınma ajansları için de yeni bir modelle şu an geçildi. Sanayi Teknoloji Bakanımız bu konuda çok büyük destekleri var. İlgili mevzuatlar değişti. Ajansların süreçleri değişti ve bu konuda bu fonlara yatırım yapma, ortak olma sürecindeki önümüz açıldı. Evet. Bu sağ olsun bakanımızın bu konudaki destekleriyle oldu. Ve biz burada İstanbul Kalkınma Ajansı bir çağrıya çıktı öncü olarak. Biz onlar daha sonuçlandırmadı. Biz şu anda hazırda bekliyorduk. Biz biraz İstanbul'daki tecrübe de şu anda biz hazırız ve inşallah en önde biz çıkacağız. Bu konuya çok istekliyiz, çok heyecanlıyız. Fakat ben şu örneği vermek istiyorum. Bugün biz Kalkınma Ajansı bir bölgemizdeki bir startup'a yatırım yaptı. Örnek bir Getir gibi bir firmaya biz yatırım yaptık. Evet. Düşünün. Bugün siz... Oradaki ajansın vermiş olduğu, bir de biz bu hibe değil kesinlikle, yatırım yapıyoruz ve 5 yıl yatırım süreci, 5 yıl çıkış süreci. Evet. Yani biz aslında paramızı emanet veriyoruz. Ya bu niye şunun için diyoruz? Gençlerimize inanıyoruz. Tabii ki bir mekanizma belirlendi, fon mekanizması. Ajans bugün direkt para vermeyecek, fonları ikna edecek sistem. Bir başka sistemimiz daha var, Melek Yatırımcı, o da ayrı, onu başka zaman anlatayım. O da çok önemli bir mekanizma. Gençlerimiz onu ikna ettiği zaman... Belli bir standart geçtikten sonraki fikirler yatırım aldığında, belli bir potansiyel geldiğinde
ajans buradan sonra alacak kaynağı yine bugün biz kırsal şu an hibemiz devam ediyor. Evet, ona da geçeceğiz. Evet. Kırsal kalkınma yine dağıtacağız. Üniversitelerimize evet. Yine vereceğiz. Üniversitelerimizi kuvvetlendireceğiz. Ar-Ge'lerimizi kuvvetlendireceğiz. Eğitim programları. Eğitim programları geliştireceğiz. İstihdam yönelik programlar geliştireceğiz. Kırsaldaki kooperatiflerimizi kuvvetlendireceğiz. Kadın kooperatiflerimize destekler vereceğiz. Dağ yörelerindeki kooperatiflerimizi kuvvetlendireceğiz. Onların belediyelerindeki her belediyeye böyle bir düşüncemiz var. Biz şunu diyoruz. Ya belediyelerimizin her biri kendi kendine yeten sürdürülebilir hale gelmesi için ya bu belediyemiz artık yeter desteği aldı, bunun yanına bir tik koyalım, diğerine geçelim. Buna ya. Koyalım. Burada kurutma kurduk, burada paketleme kuralım. Tamam. Burada farklı şeyler kuralım şeklinde bir proje şeyimiz var, çalışmamız var. Çok önemli. Tam da geldik kırsal kalkınmaya, siz geçiş yapmış oldunuz. kırsal kalkınma hakikaten yani dokunup da sonuç en çabuk aldığınız yerlerden biri yani. Evet. Öbür projeler çok daha büyük ölçekli ve daha zahmetli, daha şeyli. Ama kırsal kalkınma projelerine bir bakıyorsunuz, sonucunu da görüyorsunuz. Evet. O biraz daha böyle projenin kısa sürede sonucunu almak zevk veriyor, heyecan veriyor insana. Kırsal kalkınma mali destekle ilgili bu sene rakamlar ne açıkladınız? Onları da biz sizden dinleyelim. Şimdi çağrımız yeni kapandı, çağrı süreci. Proje destek, mali destek programımız. Aslında biz bunu şunun için yapmıştık. Geçen yıl biz 42 milyon bir dağıtımda bulunduk. 8 milyonluk kırsal kalkınmaydı. Çok ciddi bir talep de var kırsal kalkınma projelerine. Hem ilçelerimizdeki işte kooperatiflerimizden, belediyelerimizin geliştirdiği projeler, birçok proje önerisi olmuştu. Ve biz de bu açıdan dedik ki bir ilave bütçe de aktaralım. Normalde aslında bu sene kırsal kalkınma bütçe düşüncemiz yoktu ama bir karar almıştık. Üzerine, evet. Yani talepler çok oldu. Yönetim kurulumuzda bu konuyu dile getirdik. Ve bir karar da aldık. 15 milyon lira daha ilave bir kaynak ayrılması konusunda. Tabii yaşadığımız aslında bir sıkıntılı dönemden de geçtik. Mevcut projelerimizle ilgili süreçlerimiz devam ediyor. Onların tamamlanması konusundaki destek süreçlerimiz devam ediyor. Burada da yine ciddi bir talep tabii oldu kırsal kalkınmada. Şu an yeni proje süreçleri yeni kapandı. Değerlendirme süreçleri yeni başladı. Gerçekten iyi bir teveccüh oldu yine çok farklı projeden. Şimdi süreç devam ediyor, değerlendirmeler devam edecek inşallah. Onda evet. En kısa sürede neticelendirmeye çalışacağız. Bu SOGEP programı son olarak bir ele alalım, ondan sonra Bursa'ya geçelim. SOGEP programımız da sosyal gelişim destekleme programı. Bu da dezavantajlı kesimlere yönelik olarak geliştirilen bir proje desteğimiz. Bölgemizde geçen yıl vermiş olduğumuz çok güzel desteklerimiz oldu. Bunların bazıları işte ipekçilikle ilgili bir şey, Bursa Büyükşehir Belediye'mizin desteği. Yine Orhaneli'nde bir ekoturizm, engelsiz tarım diye bir projemiz. Yine Harmancık'ta ki ekoturizm projemizi gerçi diğer farklı şekilde değerlendirmiştik onu diğer mahalle destek programımızdan. Yine bir de Mutfak Akademi BTSO'da, o da serbest denetimle Mutfak Akademi projemizde. Bursa'dan bu üç projemizi destekledik. Bu yılda şu anda başvuru süreçleri yeni tamamlandı. Çok nitelikli projeler geliştirildi. Yine önümüzdeki dönemde de bölgemizin yine kalkınması yönelik projeleri destekleme sürecimiz devam edecek SOGEP kapsamında. Hocam bu proje yazımı konusunda nasıl Bursa'nın durumu? Yani belediye mesela ben Gürsü Belediyesi'nin sırf proje yazımı için bir ekip görevlendirdiğini öğrendim. Doğru. Yani bunlardan yararlanmak için de bayağı belediyeler ve diğer kurumlarda veya sosyal sivil toplum örgütleri de bayağı aktif hale gelmeye başladılar. Doğru. Avrupa Birliği'nde de milyonlarca euroluk kaynak var. Doğru. Yani biz proje yazım konusunda gerçekten ajans olarak bu konuda eğitimler veriyoruz. Yazım süreçlerine de destek oluyoruz. Ve bizim proje yazımlarımız nispeten daha kolay. Tabii ki evraksal prosedür süreçleri var ama biz tabii projeci yetiştirme konusunda bir şeyimiz vardı, böyle bir misyonumuz vardı. Gerçekten belediyelerden ya da kaymakamlıklar, valilikler, işte ilgili kamu kurumları kendi personelden bu konuda tecrübe sahibi olmak istedikleri birileri varsa bize gönderebilirler, biz bunları yetiştirebiliriz. Çünkü projeyi kurumlar kendi yazdıkları zaman çok daha farklı neticeler alıyorlar. Evet. Bu açıdan kurumların kendi projelerini sahiplenmeleri açısından biz kurumların kendi bünyesindeki elemanlarla bu projeyi geliştirmek istiyoruz. Nitekim belediyelerimizden ya da kooperatiflerimizden ya da kamu kurumlarımızdan proje ekibi olanlar gerçekten başarılı olduğunu görüyoruz. Birçok projeler alıyorlar. Evet. Bunların örnekleri işte bir tanesi mesela Gürsü Belediyesi. Yıldırım Belediye'mizde yine sistem kompleksliği gibi bir destek sürecimiz oldu. Ayrıca Harmancık'ta işte desteklerimiz, Bursa Büyükşehir Belediye'mizin yine proje ekibi var.
Ayrıca Bursa Valimizin de çok muazzam bir Avrupa Birliği proje yazma ekibi var. Yani belki Türkiye'deki en iyi proje ekibidir. Yani bunu Bursa Valimizin bünyesindeki AB proje ekibi Türkiye'deki belki en iyi proje yazma ekibine sahip. Biz onlarla da birlikte bazı projeler yapıyoruz. Aslında yeterli burada know-how'ımız, bilgi birikimimiz var. Bir de sizin internet sitesiniz daha da aktif hale yapıyor. Açılışta söylediğiniz gibi geliyor şu anda. Yavaş yavaş yani o siteye giren aslında aradığı her şeyi bulabilecek bir e-ortama, e-dijital ortama taşımak istiyorsunuz Webkayı da. Evet. O da belki daha da kolaylaştıracak ve daha işlevsel hale getirecek. Tabii bugün hani bizim hazırladığımız raporlar, bunlarla ilgili kısımları web sitesinden ulaşılabilir hale getiriyoruz. Bir kütüphane kısmımız var. Bununla birlikte projelerin haritalarını, tüm projelerin lokasyonlarını, ne kadar destek aldıklarını, hangi yılda nasıl bir proje olduğu konusunda çalışmayı yeni tamamladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bununla ilgili bir duyuru da yapacağız. Evet. Etkinlikle ilgili bir etkinlik takvimi sürecimiz var. Bölgede ne aktiviteler oluyor? Onlarla ilgili biraz o kısmı aktifleştirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte de tabii ki web sitemizi çektiğimiz, hazırladığımız videolar var bölgenin tanıtımı. Evet, gel bir ziyaret etmelerinde fayda var ben diyorum. Tabii, yani özellikle sivil toplum kuruluşu. Sosyal medyayı da gençlerin özellikle takip etmelerini biz mutlaka istiyoruz. Gençlerimizi takip etmelerini. Ve kırsal kalkınma çalıştığı öncesinde bu gençlerimizle biz BEPKA'nın daha bugün gerçekten çok önem verdiğimiz bir konu. Gençlerimize daha çok iç içe olmak ve onlarla daha onlar için farklı projeler geliştirmek istiyoruz. 3 yılda bazı toplantılar yaptık. Ramazan'dan sonra da üniversitelerimizde biraz da geniş katılım toplantılar yapacağız. Gençlerimizin ne istediğini dinlemeye ve onları proje geliştirmeye çalışacağız. Evet, onlara biraz öncülük de yapmak gerekiyor. Mentörlük, koçluk gibi şeyler de çok çok önemli hocam. Evet. Siz eğitiminizin bir bölümünü Amerika'da tamamladığınız için hep örnek verilir. Evinin garajında kurdu. Evet. Yok bilmem şurada şunu yaptı genç. Ama o genç onu yaparken orada bir bakıyorsunuz kahramanlık öyküsünün arkasında okuldaki bir öğretmeni, bir şey etkili oluyor. O yüzden o gençleri de yönlendirmek gerekiyor. Genç durup dururken de onu yapmıyor yani. Yok, şu anda Bursa'da ben bunu söylerken çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Önümüzdeki dönem çok farklı olacağını düşünüyoruz. Biz BEPKA açısındaki hem çalışmalarımız, projelerimizde baktığımızda da yakın zamanda inşallah hedefimiz bizim bu destek olduğumuz startuplardan, büyük fonlardan yatırım alanlar çıkacağını ben ümit ediyorum. İnşallah. Evet. Gençlerimizden gerçekten burada BEPKA, ben bunu tabii konuşurken söylüyorum. BEPKA demek aslında hani biz 50 kişilik bir ekibiz. Çok büyük bir ekip değiliz baktığınızda. Aslında BEPKA bir elin parmakları gibi. Ben mesela şu kağıdı tuttuğum zaman hangi parmağın başarısı diye baktığım zaman aslında burada her parmağın her başarısı var. Ve burada BEPKA'nın başarısı gerçekten bölgedeki tüm paydaşlarımızın, bugün valiliklerimiz, belediye başkanlarımız, sanatçı atılarımızın da yönetim kurulumuzda olduğu ve projelerimizi geliştirme konusunda destek verdikleri bir yapımız var. Bununla birlikte Milli Eğitim'le çok başarılı projeler geliştiriyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çok başarılı. Bugüne başarılı kadar o mesleki oldu. Teknik eğitim konusunda zaten Türkiye'nin en iyi kentlerinden biri. Evet. Milli Eğitim Müdürlüğü de Ankara'ya transfer ettiler Suzur. Evet, evet. Çok yüzden başarılı bir şey oluştu. Biz BEPKA olarak gerçekten çok yakınla çalıştık. Şu anda da yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çok yakın projeler geliştiriyoruz. Şu anda da çok iyi neticeler almaya başladık. Çocuklarımızda bu programlar çok başarılı gidiyor. Üniversite öğrencilerimiz ve üniversite mezunları için, startuplar için yapacağımız programda da şuna inanıyorum ki ben, bugün biz bu konuşmayı yaptık. Tabii biz burada ne kadar sürede görüyoruz onu bilemiyoruz ama bizim amacımız zaten tohum atmak. Birileri gelecek inşallah bunun meyvelerini yiyecek. Ama bu süreç şu anda tabii şey süreci, bina da bize gerçekten fayda sağlayacak. Çok ciddi bir derecede yapmak istediğimiz bazı faaliyetler açısından imkanlar oluşturdu. Şu anda da elimizden geldiği kadar en aktif bir şekilde nasıl kullanabiliriz'i birlikte değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi gelelim biraz Bursa'ya hocam. Evet. Biraz Bursa'yı konuşalım. Siz dünyayı da bilen bir insansınız. Yani biraz önce sözünü ettiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek lisans ve doktoranızı yaptınız. Ondan sonra bilgi birikimini Türkiye'ye getiren insanlardan birisiniz. O yüzden teşekkür ediyoruz aslında. Evet. Tam böyle yurt dışına gidişlerinin konuşulduğu bir dönemde. Bursa'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yaklaşık ne kadar oldu? Bir yılı geçti. Geçti, evet. Değil mi? Nasıl gördünüz? Yani beklediğiniz
Şimdi her insanın kafasında bir algı vardır bir evet. kentle ilgili. Evet. İşte bir İstanbul dediğinizde, Ankara, İzmir veya evet. Bursa dediğinizde. Sizin algınız nasıldı? Sonra gelip tanıyınca, bir yıl geçince o nasıl resim değişti? Neler gözlemlediniz? Tespitleriniz neler? Bir Bursa adına soralım bir şey gözle. Şimdi Bursa muazzam bir şehir. Gerçekten her şeyin ötesinde. Ben tabii daha önce de Bursa'ya gelip gidiyordum ama Bursa'da yaşamak farklı bir kültür. Bugün Bursa'da yaşayan insanlar buraya gelip de belli bir süre görev yapmış olsalar bile, ben tabii İstanbul'dan buraya geldim. Eskişehir'de doğdum, Eskişehir'de ailem hala Eskişehir'de. Bursa'ya gelip giderdim daha önce. Bir hep Bursa'nın şeyi vardı ama Bursa farklı bir gerçekten hani bu açıdan Bursa'da yaşamak, Bursa'da olmak gerçekten bir Türkiye gene baktığınızda ayrıcalıklı bölgelerden bir tanesi. Evet. Hem doğası güzel, hem sanayisi kuvvetli, hem büyük şehir, birçok artılarımız var. Bizim gördüğümüz kadarıyla zaten bunu ben tabii sanayimiz çok kuvvetli, sanayimiz çok hızlı aksiyon alabilen bir yapıya sahip. Müthiş bir avantaj. Ve gerçekten de vizyoner bir sanayi ticaret odamız var. Geliştirdiği birçok proje, ülkemize ses getiren projeler. Evet. Yine elimizdeki yöneticilerimiz, idarecilerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan tutun da ilçe belediyelerimize kadar birçok belediyenin biz farklı organizasyonlar yapma konusundaki gayretlerini görüyoruz. Ve bu da gerçekten çok mutluluk verici. Hani farklı belediyeler bakıyorsunuz, işte girişimcilik merkezi kurmuşlar, işte Gürsü Belediyesi'nde mesela Game Lab konusunda bir şey var, oyun konusu. İşte Yıldırım Belediyesi ayrı. İstihdam konusunda. Aynı İstihdam konusunda. Harmancık ayrı, Nülüfer ayrı. Yani her belediyenin aslında baktığınızda kendi kendine geliştirdiği bazı projeler var. Ve bu da aslında açısından, bölgemiz açısından gurur verici bir konu. Fakat bizim aslında şu an çalıştığımız konuda bir ihtiyaç olduğunu farkındayız. Yani özellikle gençlerin, startupların, yeni firmaların, yeni fikirlerin, yeni projelerin ya da KOBİ ölçeğindeki firmaların bir üst segmente geçmeleri için evet. ihtiyaç olan bir mekanizma var. Yani lig değiştirmelerine ihtiyacı var. O da biraz şey gerektiriyor. Motivasyon, evet. destek ve şey gerektiriyor. Aynen. Yani, şimdi biz burada inşallah... Yani dünya ligi konvansiyonel bakış açısıyla evet. Bursa çok iyi geldi sanayide. Evet. Evet. Yani neydi? Klasik üretim modelleri. Evet. Daha iyi bilirsiniz. İşte tekstildi, tabii. otomotivdi, şuydu. Bunlar konvansiyonel üretim modelleri. Evet. Bir noktaya geldik ve zirvedeyiz aslında. Zirvedeyiz. Türkiye'de. Şeydeyiz, ne derler, Türkiye'de ihracatta ikinci sıraya kadar evet, yükseldik. Evet. Yani dünyanın en iyi ülkelerine ihraç ediyoruz, şunu yapıyoruz da. Ama bir üst lig daha var, insanlar artık evet, oraya gidiyor. Yani tam da dediğiniz çok doğru. Bizim amacımız işte o lige yönelik çalışmaları hareketlendirmek. Yani bugün Bursa'nın sanayisi çok kuvvetli, konvansiyonel üretim teknolojilerinde. Fakat bugün dijital teknolojiler artık, dijital dönüşüm çok önemli bir yere alıyor. Evet. Farklı sektörler var. Biz bu sektörlerde öne geçebiliriz. Şimdi Türkiye tabii bu paradigma değişiminde çok hızlı adapte oldu. Mesela biz uçak yapamadık. Kendi evet. uçağımızı belki şeyimiz olmadı tam manasından. Hani yapılma tabii biliyorsunuz. Başka bir yerden gidip İHA yaptık. Aynen gittik İHA yaptık. O, çünkü değişim süreciyle alakalı şeyi yakaladık. Otomotiv sektöründe normal kendi adımıza belki otomotivimizi başarılı üretemedik. Evet. Başarılı bir dünya markasına getiremedik. Aldı. Evet ama... Elektrikli araçlarla ilgili o değişimi zamanda yakaladık. Evet. Şu anki elektrikli aracımız gerçekten çok ümit veren bir düzeyde. İşte Sanayi Teknoloji Bakanımız iki gün önce hatta sosyal medyada bir şey yaptı, yani. Test etti. İki tane gencimizle birlikte bir test oldu. Tabii ki Sayın Bakanımız da çok önem veriyor. Gençlere olan projelere de çok evet. önem veriyor. Ama Bursa'da biz şimdi şunda inancındayız. Zamanın ruhunu yakalamak lazım. Lazım ve inşallah i̇şte BEPCO olarak... Çok... Burada şeyimiz var, burada bir evet. Hedefimiz var. Yapmak istediğimiz bu ivmelenmeyi hızlandırmak istiyoruz. İnşallah başarılı olacağımızı ümit ediyoruz. İnşallah. Zoru başardık yani. Zoru başardık. Bütçemizi ya ayırdık. Türkiye'ye bazen dönüş imkanları böyle değişik şeylerden çıkış imkanları geliyor. Kapımıza ben bu dönemi de öyle değerlendiriyorum. Evet. Tıpkı 1983'te Turgut Özal iktidara geldiğinde... Bütün dünyada işte klasik telefon altyapısı, klasikti bir yeni dijitalleşmeye yeni evet, geçmişti. Evet. Ya biz yarım saat, bir saat bir telefon çevir sesi beklerdik. Doğru. Bir altyapıyı bir kurduk Türkiye'de o yeni teknolojiye anında geçiş yaparak. Avrupa'nın, ABD'nin en iyi evet. telekomünikasyon ağına sahip bir ülke haline geldik. Evet. Şu anda da o dönüşümün arifesindeyiz. Gençlere de büyük iş düşüyor bu arada tabii. Yok, yani Türkiye gerçekten çok güçlü bir ülkemiz.
Ülkemiz çok güçlü. Gençlerimiz zaten bizim sermayemiz. O yüzden şimdi ben çok ülke gezdim. Az önce ifade ettiniz mi? Şimdi bazı ülkeler fıtraten, yapı olarak üretmeye müsait değiller. Hazır yemeğe alışmışlar, hazır tüketime alışmışlar. O yüzden de zaten kendi doğal kaynaklarını bitirdikleri zaman bu ülkelerin önümüzdeki dönemki planlamaları hemen hemen yok gibi. Evet. Ama biz üretmeyi seven bir ülkeyiz. Çözüm geliştirmeyi seven bir ülkeyiz. Fakat belli ölçüde bazı şeyimizden kaymışız tabii belli bir dönem. Üretmekten belki uzaklaşmışız, üretmeye karşı bir şeyimiz olmuş. Evet. Ama bugün bu heyecanı milli teknoloji hamlesiyle tekrar yakaladık. İnşallah önümüzdeki dönemde daha iyi bir dönem olacağına inanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Gayet güzel bir program oldu. Sohbet ettik sizinle. Yani inşallah ben umudum, ümidim sizlerin de aynı şekildedir. Burada böyle şeyler, başarı öykülerini konuşmaya başladığımız günler gelir inşallah. Yani gençlerle ilgili. Evet. Ben o günlere bekliyorum. Yani İnşallah. Bir başarı öyküsü işte şu üniversiteden şu gencimiz ya Bursa Teknik Üniversitesi ya da Uludağ Üniversitesi'nden bu öğrencimiz iki arkadaşıyla birlikte geliştirdi. Şu firma destekledi. Evet. Şunu yaptı, bunu etti. Şu anda piyasa değeri de buna ulaştı. İnşallah olacak. İnşallah böyle başarı İnşallah. Öykülerini bekliyoruz. İnşallah. Sizin sayenizde İnşallah. Olacağını da inanıyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili As TV izleyenleri bir gözlem kulesinin daha sonuna geldik. Program konuğumuz BEPKA Genel Sekreteri Sayın Zeki Durak'tı. Hem BEPKA'yı konuştuk hem biraz da gelecek vizyonu ile ilgili hayallerimizi de konuştuk. Onlar olmazsa zaten gelişme olmaz. Her şey bir hayalle başlıyor. Önümüzdeki hafta yeni bir gözlem kulesinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmak dileğiyle esen kalın efendim.